Bu bizi zihinsel hapishanelere kapatanlara karşı ne yapalım? Eleştiren bir dil oluşturalım. Aksi halde bizim için bir gelecek olmayacak. İçinde bulunduğumuz 100 yıl içerisinde bütün yine bu akımları kastederek söylüyorum. Bugünün gerçekliğini nasıl dönüştürebiliriz bağlamında zemininde çalışma yapan bir tek cemaat yoktur. Nedir peki? Bugünün gerçekliği nedir? Modern zamanlar pek çok boyuttan oluşuyor biliyorsunuz. Yani diyelim ki Rönesans'la başlayan bir süreç var. Protestan reformuyla devam eden bir süreç var. Bilimsel devrimler, endüstriyel devrimlerle devam eden bir süreç var. Aydınlanmayla devam eden bir süreç var. Modernite bütün bunların toplamından ibaret. Bu sözünü ettiğimiz süreçler aydınlanma mutlakiyetçiliği adı altında bizim düşünce hayatımızın, entelektüel hayatımızın, ilahiyat hayatımızın ne yapıyor? Zihin dünyalarını şekillendiriyor. Aydınlanma mutlakiyetçiliğiyle nasıl savaşmalıyım diye bir soru herhangi bir mübarek zatın gündemine hiçbir zaman girmemiştir. Mübarek zatlar sakallarımızın ne kadar uzatılması gerektiği konusunda kitaplar yazmışlardır. Ya da başörtülerimizi nasıl bağlamamız gerektiği konusunda. Ya da nasıl dua etmemiz gerektiği konusunda. Böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? İlahır ayrıntılar üzerinde kitaplar yazmışlardır. Olabilir. Ayrıntılar üzerinde de ne yapılabilir? Kitaplar yazılabilir. Fakat asıl üzerinde durulması gereken şey, kendisini İslam'a nispet eden bir topluluğun önce yapması gereken tek şey var. Biz böyle dışarıdan ve tepeden seküler bir dayatmaya maruz kalmaya son vermeliyiz. Böyle bir program yok. Neden yok? Bunun üzerinde konuşmalı değil miyiz? Neden yok? Biz bunu hak etmiyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz. Arz ettiğim gibi Amerikalı çok tanınmış bir hukukçu, hukuk felsefecisi Vincent Pecora kitaplarında açıkça şunları yazdı. Bu aydınlanma mutlakiyetçiliğiyle ilgili bunun bir zulüm olduğunu, sekülerizmin İslam dünyasına dayatılması kadar büyük bir patoloji olamaz. Biz neden bu tür cümleleri kurmuyoruz? Çünkü artık sekülerizmle iç içe yaşıyoruz. İç içe rahatsız değiliz. Mesela işte düşünür sorarsınız, dersiniz ki hasta nedir? Efendim bu sekülerizme maruz kaldığı için hastalandı, yazık. Böyle bir olay hatırlıyor musunuz? Kapitalizme maruz kaldı efendim, onun için çok acı çekiyor. Hatırlıyor musunuz? Neoliberalizme maruz kaldı efendim, onun için acı çekiyor. Nedir neoliberalizm? Bakınız bugün, en az şimdi. Neoliberal dünya görüşü ve hayat tarzı medya aracılığıyla İslami dilde fuhşiyat ve münkerat olarak tanımladığımız bütün sapkınlıkları eksiksiz bir derecede kamusal hayatın tam orta yerinde somutlaştırmıştır. Evet.